şimdi sırası değil, beklesin. Bekleyecek zaman yok ağam. Halide'yi bulmuşlar. Halide, canımın içi. Canım içi, bırakma kendini. Sakın, sakın bırakma. Yetiştireceğim seni, dur. Halide. 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 Ben hiç böyle düşünmemiştim seni kullanıp durmayayım. Ben önceden ölümden korkmazsın ama şimdi korkuyorum. Halide. Cesur olan sen değilsin. Benim, ben demiştim bana. Hatırlıyor musun? Hiçbir şey olmayacak, hiçbir şey olmayacak. Halide'm, yetiştireceğim seni. Hiçbir şey olmayacak. Berit, bak Berit, bak! Tamam, yetişeceğiz, yetişeceğiz. Olmayacak, olmayacak. Olmayacak, bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak oğlum. Olmayacak halde bir şey olmayacak. Güzel. Olmayacak. Olmayacak, bir şey olmayacak oğlum. Halde bir şey olmayacak. 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 Ulan Luman! Ellerim öldüreceğim lan seni! Beni terk ettin. Halide. Beni hala sevdiğini biliyorum. Eğer bana bir şey olursa... Sana hiçbir şey olmayacak. Seni yetiştireceğim, söz veriyorum. Hiçbir şey olmayacak sana. Biliyorum. Ama eğer benim gücüm yetmezse... Sakın kendine kızma. Bir daha atma. Seni nasıl sevdiğimi unutma. Halide. Halide, kapatma gözünü Halide. Halide'm, kapatma. Beni bas! Durma bas! Abi, bunlar peşimizi bırakmıyor. Ne yaptım lan ben? Ne yaptım oğlum? Abi, kendine gel. Haşmet'in kızını vurdum. Haşmet'in kızını vurdum diyorum lan. Yaklaşıyorlar abi. Gömecekler. Ne yaptım oğlum ben? Nasıl yaptım lan bunu? Bas oğlum gaza, bas, bas, bas! Ulan bırak şerefsizi. Bas bakalım, bas. Nereye ulan kaçıyor adamlar ya? Bakçı, sağdan kal. Yetiştik, yetiştik. Ecelini sürüyor resmen şerefsiz. Ulan hadi, 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 hadi. Yaklaş sen, hadi sakin. Hadi abi sık sen de ya. Sık, indir, indir şerefsizi. Abi sıkıyorlar. Lan! Ah!
çapraza. Çapraza. Hadi Ramzam, hadi Ramzam, hadi. Al, saklan. Saklan. Merve. Nereye aldın? Cevap versene. Halide diyorum, nerede? O numaranı sen mi saldın lan üstüme? Ha? Halide senin yüzünden vuruldu. Ulan eğer Halide'ye bir şey olursa seni yaşa... Ulan Halide'nin adını ağzına almayacaksın lan. Duydun mu? Yanında dolanmayacaksın. Anladın mı beni? Sen sorma, cevap ver. Halide senin yüzünden vuruldu. O şerefsizi sen sardın lan başımıza. Ali Rıza yapma, gözünü seveyim abi. Bırak, bırak. Senin aldığın her nefes artık fazla. Anladın mı? Artık bitti, anladın mı beni? Buraya kadar. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Tamam, tamam. Abi. Şimdi git. Git evde beni bekle. Seni öldürmeye geleceğim. Bekle. Gel. Hadi git lan. Gel. Ne bekliyorum? Gel. Abi. Abi. Gel, gel. Abi. Gel. Çıksana. Çıksana. Buradayım işte. Daha neyi bekliyorsun? Gelsene buraya. Abi. Gelsin. Seni bitireceğim lan. Bitti artık. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım. Vaziyet zaten kötü. Sen haber ol. Seni bir gece gelip alacağım lan. Bunu unutma. Vaziyet çok kötü abi. Ne kötüsü lan? Daha ne kötüsü? Haline vurulmuş daha ne kötüsü. Anlamını kaçırdım. Tamam mı? Ali Rıza'nın adamları onun peşinde.
Onu bul Fiko. Onu yana bul. Herkesden önce yakala Fiko. Herkesden önce yakala. Tek parça getir. Halide mi sıktı o? Tek parça getir, onu moleküllerine ayıracağım Fiko. Fikirlerim oladım. Ama ben burada kalacağım. Senin yanında kalacağım, tamam mı? Kal. Bundan sonra beni sakinleştirme Fiko. Bitti. Bitti artık öyle. Yok öyle sakin kalmak. Bitti. Yok öyle artık. Sakin kalınca gördük ne oluyor. Tamam. Yok. Bırak ya. Tamam. Bırak, delireyim ya. Ne tamam lan? Abi. Herkesi bitireceğim bunu, herkesi. Herkesi bitireceğim. Önce o sarışını bitireceğim. Tamam. Abi. Tamam abi. Tamam. Abi, abi mahalleye giriyorlar abi. Fatih, bas oğlum, inlerine girmeden yakalamamız lazım. Kapat arayı, bas oğlum. Tamam abi, tamam. Fatih, dur. Yolu kesiyorlar. Şuradan gir. Şuradan hadi. Abi nereye kayboldu bu şerefsiz ya? Yarıldı, içine girdi sanki ya. Bulacağız Fatih, bulacağız. Yerin dibine de girseler bulacağız. Bulacağız tabii oğlum, bulacağız. Dur Fatih, dur. Al geri, geri abi, al. Abi araba orada, araba. Al geri, al. Al, al geri. Tamam. Ne oldu abi? Fatih, Fatih. Bas geri, bas. Sakin. Vurun araba. Gidip alalım çakalı. Dur oğlum, dur sakin, dur paşam, yapma paşam, dur sakin. İçeride kaç kişiler, haberimiz yok. Burası onların çokluğu yahu, sakin. Azdan az, çoktan çok gider usta, dalalım gitsin ya. Ben sana bir dalacağım şimdi. Koyun ödevini, koy tabancayı. Siz de koyun, koyun tabancaları. Ameliyatı aldılar. Bizim doktorları aradın mı? Aradım, sen merak etme. Süreci takip ediyoruz. Sıkıntı yok yani. Bir şey olmayacak değil mi lan? Hı? Bir şey olmayacak değil mi Fiko? Olmasın. Yaşayamam oğlum ben. Seni sevmeyeceğim desin. Desin, ben de seveceksin diyeyim. Ama bir şey olmasın lan.
Fırtına kopacak Fiko. Sığınaklara. Kızım ölürse herkes ölür. Kimseyi sağ bırakmam. Sen de ol. Haber verin. Tansiyonu düştü galiba. Ali Rıza. Numan'ı mahallesine sıkıştırmışlar. Bizi bekliyorlar. Bilmiyorum da bunları Haşmet ufalamış tiplerinden belli. Ulan neredesin sen? Sayende! Güzel, ben de seni oraya postalayacaktım zaten. Neredesin? Boş ver falan bana, boş konuşma! Bana bak! Bu işe sen soktun, beni sen çıkaracaksın oğlum. Yoksa gider bülbül gibi şakırım lan o babalara. Ben sana güzel şarkı söyleteceğim. Ben sana şarkı söyleteceğim değil mi ben? Neredesin? Mahalledeyim. Şu Ali Rıza'nın adamları geldi oğlum. Her yerdeler lan. Her yerdeler, kurtar beni. Sen gaganı çıkarma. Beni bekle, ben geliyorum. Ben geliyorum, seni kurtaracağım orada. Diğeri ayrılma, geliyorum. Yürü yürü yürü. Onların nereye gittiği belli oldu. Numan'ı kıstırmışlar. Açmıyor mu hala? Yok kızım, açmıyor. Oğlum, nerede millet? Ne bileyim Rasim abi, çıktılar epey oldu. Ya mahalleyi Texas'a çevirdiler ha. Her gün bir vukuat maşallah. Ne yapacağız Emine? Anne, ben size bir taksi çağırayım, siz gidin. Sen neden gelmiyorsun? Şişt. Ya Emine, ortalığın haline bak. Silahlar patlıyor. Ben gideyim Aslı'yı okuldan alayım. Siz beklemeyin, hadi. Hadi, hadi, gel.
Haber ver gibi aklım kalmasın, merak ederim. Tamam, var anne. Oğlum sen de git, bekleme, boş ver. İyi misin? Su vereyim mi biraz? Ağam, biz hazırız. Emret gereğini yapalım. Önce biraz sabır Sadri. Halizem gözünü açacak. Yok eğer açmazsa... taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmayacak. Ben yanındayım enişte. İnancını kaybetme. Gerekiyorsa yaparız, tamam mı? Halide açacak gözlerini. Bir daha aynı acıları yaşamayacağız. Neredeler? Burada olduklarından emin misiniz? Buradalar, burada o kesin. Şu metalle kapatılmış binadan içeriye girdiler. Fakat içerisi çok kalabalık. Ali Rıza, bir konuşsak. Ağzını mermiyle dolduracağım ben. Bas lan, bas! Bas! Gir makasa mı giriyorsun, nereye giriyorsan gir. Geç! Abi, hazırız. Paraları aldık. Kimlikler de tamam. Burak'ı bekleyeceğiz. Burak! Ona daha ne güveniyorsun sen? Ali Rıza'nın eline geçmemi istemez de ondan. Anladın mı? Onu bekleyeceğiz. Sen kaç kaydesin? Sen benimle gel. We'll be right back.
abin oğlum. Nerede lan abi? Kaçtı gitti. Demek seni bıraksa ha? Ay ben öyle abinin. Nereye kaçtı söyle. Bilmiyorum ben. Abi affet abin oğlum. Af yok. Numan, yol bitti. Buraya kadar. Dur. Dur elinizden sıkma dur. Sıkma oğlum sıkma. Sıkma anlaşırız. Ne anlaşması lan? Anlatırım. Her şeyi anlatırım o şerefsiz Burak'la çalıştığımı bütün babalara anlatırım. Halide'ye sıktın lan sen. Bilerek yapmadım lan. Bilerek yapmadım. O şerefsize sıkacaktım. Ben ne bileyim kız orada. Bilerek sıkmadım. Kıza sıkar mıyım lan? Anlaşırız. Anlaşırız Ali Rıza. Hadi. Lan bilerek yapmadım diyorum sana lan. Lan sıkmadım lan. Bilerek sıkmadım lan. Anlaşma yok. Abi. Af yok. Ali Can. Ulan onu ben öldürecektim. Ali Can oğlum sen ne yaptın? O adam tek kozumuzdu. Şimdi nasıl hesap vereceksin patronlara? Ben değil, bu verecek. Aç lan kapıyı. Abi gitmemiz lazım. Aç lan kapıyı. Abi gitmemiz lazım. Aç lan kapıyı. Kafama da sıksan seni burada bırakmam. Bas lan yeri. Baba. Neredesin ya sen? Annemle bırakıp gittin beni. Derya bu odanın hali ne böyle kızım? Ne oldu burada? Aman annem anlatmadı mı sanki sana? Hayır ben şimdi geldim kızım. Aradım ama ulaşamadım ona. Bilmiyorum ben de nerede. Beni odaya kilitleyip gitti. Saatlerdir buradayım ben ya. Tamam 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 Derya gel. Sakin ol. Otur şöyle kızım. Bana şimdi sakince anlat neler olduğunu. Ya ben Burak'a gidecektim tamam mı? Hazırlandım. Tamam. Tam çıkacağım. Geldi gidemezsin hiçbir yere. Görüşmeyeceksin bir daha Burak'la. Evlenemezsin onunla falan. Böyle büyük büyük laflar etti. Allah Allah. Baba ne oluyor? Hı? Ya siz istemiyor muydunuz benim Burak'la evlenmemi? Evet kızım, evet. Senin gerçekten haberin yok.
Şimdi olacak. Alo, Melek neredesin sen Allah aşkına? Ne? Nasıl, kim vurdu? Durum nasıl şimdi? Tamam, 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 tamam. Sen sakin ol, ben hemen geliyorum, tamam mı? Yanımda şimdi. Tamam, tamam, beraber geliyoruz, tamam. Ne oldu, kim vurmuş ya? Gel, yolda anlatacağım ben sana, gel, gel. Haşmet Bey, bir çay için iyi gelir. Sağ ol. İsterseniz böyle yiyecek bir şeyler ayarlasam. Aç değilim, sağ ol. Başım, sağ ol. Bir şeye ihtiyacınız olursa söyleyin lütfen. Teşekkür ederim. Haşmet Bey, size ne desem, ne söylesem kâr etmeyecek biliyorum. Bu öyle bir sızı ki, nasıl içimizi acıttığını ben çok iyi bilirim. Nefesi bile insanın zul gelir. Halide'yi sağ salim görmeden hiçbir şey teselli etmeyecektir size. Rabbime dua ediyorum. Bize bir daha evlat acısı yaşatmasın. Amin. Benim bu hayatta ondan başka kimsem yok. Umudum yok. Hala yaşıyorsam, kafamı sıkmadıysam, sebep odur. Orası öyle. Biz evlatlarımız için, onları korumak, güvende tutmak için yaşıyoruz. İşte ben koruyamadım, başaramadım. Bizim oralarda bir söz vardır. Ecel insanın koynunda yatarmış. Maalesef bazı şeylere engel olamıyoruz. Bunun için lütfen kendinizi suçlamayın. Halide iyi olacak. O sadece sizin değil. Benim de Umut. Halide nasıl acaba? Ne zaman gideceğiz Fuat? Önce halletmem gereken şeyler var Şebnem. Burak açmıyor mu? Yok. Nerede bu çocuk? Nereye kayboldu? Nerede? Rıfkı! Efendim abi? Burak'a ulaşamıyorum. Her yere adam gönder. Numan'ın mahallesine de baktır. Peşinden gitmiş olabilir. Tamam abi, hemen ilgileneceğim. Efendim? Murat, kardeşin ortada yok. Sırra kadem bastı. Mahalleyi bir araştır. Tamam, tamam, bakıyorum hemen. Murat, sen de dikkatli ol. Ne oluyor? Burak ortalarda yok. Ona bakmam lazım. Murat. Tamam yavaş, nereye? Yok falan filan. Allah Allah dedim, bak sen. Bu ne lan? Usta. Usta. Lan. Oğlum bu ne? Aç bakayım oğlum. Aç, aç. Tamam, girip tamam, bak tamam, içeriye. Açım.
Kim kırdı bu camı ya? Mahalle çocukları da burada oynamaz ki. Usta çanta yok çanta. Lan çanta yok lan çanta yok. Sizin yapacağınız lan. İşin içine ya. Gitti lan. Paralar. Usta ne yapalım, kan gövdeyi götürdü. Biz de dükkanı düşünemedik, hemen çıktık gittik. Lan ne yapacağız lan şimdi? Ne yapacağız şimdi abi? Bir anlayalım bakalım önünün arkasını. Ne olmuş, kim yapmış, niye? Lan onca şeyin içinde bir de bu eksikti yahu. Kim yapabilir bunu usta ya? Kim bize bunu yapar ya? Murat. Murat. Sakin ol. Kolay gelsin beyler. Hayırdır Füsun kızım? Bir mesele mi var? Burak ortalarda yok. Acaba bir fikriniz var mı diye size sormaya geldik. Bizim ne fikrimiz olacak lan o şerefsizle ilgili? Ha? Şş, Fatih, Fatih. Bizim bir malumatımız yok kardeşim. Hadiseden sonra da ne gördük ne de duyduk. Hasan abi belki Ali Rıza biliyordur. Ali Rıza buralarda mı? Ali Rıza hastanede. Halide'nin yanına gitti. Bakın daha açık konuşacağım. Burak nerede bilmiyorsunuz ve onu siz alıkoymadınız öyle mi? Murat bilmiyoruz diyorlar işte. Hadi gidelim ne olur. Tamam hayatım, bir şey yok. Konuşuyoruz, sadece soru soruyorum. Biz bekçisi miyiz lan? Git babana sor oğlum. Fatih. Ne lan? Fatih. Laflarına dikkat et. Hadi lan. Murat. Tamam, tamam. Bak delikanlı, yanlış kapıya geldin. İşin aslı, kardeşin nerede bilmiyoruz. Nerede olduğu da umurumuzda değil. Umarım umurunuzda değildir. Füsun, sen al arkadaşını git en iyisi. Yoksa bir terslik olacak, ağzımızın tadı kaçacak. Mahallenin tadı yeterince kaçtı zaten Hasan abi. Onlar başlatmış olabilir ama siz de sürdürdünüz. Aynen öyle. Füsun'la ben de bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz ama anladığım kadarıyla siz bu arızadan besleniyorsunuz. Kime ne anlatıyoruz ki, boş. Aynen öyle, hadi. Hadi lan. Fatih, Fatih. Hı? Usta. Lan var ya, siz olmayacaktınız var ya. Borç kapandı şimdi değil mi? Sorun falan yok. Kapandı. Ben size söyledim. Bana inanmadınız. Ben Fuat Ersoylu'nun yakınıyım. Tamam. Ali Rıza Altay'ın eniştesi. Bizim kimseye borcumuz kalmaz. Gördüğünüz gibi kuruşu kuruşuna neyse öderiz. Eyvallah. Abimize sevgiler, hürmetler. Söyle. Hatta bir gün belki birlikte geliriz. Tamam. Bekleriz. Hadi eyvallah. Haşmet Bey çok geçmiş olsun. Birazdan normal odayı alacağız. İyi değil mi? İyi evet. Hayati tehlikeyi atlattı. Oh, çok şükür. Hadi geçmiş olsun enişte. Sağ ol. Abi geçmiş olsun. Ha, sağ ol Mithat. Nasıl halde? İyi, şimdi ameliyattan çıktı, iyileşecek. Oh, çok şükür. Haşmet amca çok geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Mithat. Melek. Hani ya? Kim bunlar böyle? Nasıl böyle bir şeye cesaret edebiliyorlar? Konuşacağız. Sonra. Yurt dışında dediler senin için. Ne zaman döndün? Yeni geldim abi. Duyardım, masa buraya koştum. Sağ ol. Ne var anne? Derya. Söyledin mi babana? Beni odaya kilitlediğini mi? O çıkardı zaten. Derya, hamilelikten bahsediyorum. Sen gerçekten hamile misin? Ha. Anneciğim, sen niye bu kadar tedirginsin bu konuda? Ben yakında evleneceğim zaten Burak'la. Kocam olacak benim. Ben yaşadığım sürece sen o Burak'la evlenmeyeceksin. Anladın mı? Anneciğim, artık çok geç. Sen alışsan buna iyi edersin. Bak Derya. Ne oluyor böyle? Bilmem. Annem anlatsın. Benim Burak'a ulaşmam lazım. Sabahtan beri arıyorum, kapalı telefonu. Sevgilim, biz seninle bu Burak'la evlilik meselesini konuştuk. Şimdi ne oldu da birdenbire sen karşı çıkmaya başladın anlamadım. Bilmediğin şeyler var. Tamam sevgilim, anlat da bileyim o zaman. Mithat, burası yeri değil. Eve gidince konuşuruz, anlatacağım. Tamam.
Alırsa. İnsan bazı şeyleri hiç unutmuyor değil mi? Sen bunu iyi bilirsin. Sana da kardeşin öğretti. İnsan ömrünü neye adadıysa, neyi sevdiyse, kimi sevdiyse, baharı da odur, kışı da, yaşamı da odur. Kıyameti de. Ben kıyametime razıyım. Yeter ki hali de güvende olsun. Numan öldü. Ben aldım canını. Emri benim de bulacağım. O iş bitti. Karışmayacaksın. Geriye kalan bende. Seni yapacağım belli. Halit Ezan. Ve benden uzak durmak. Kardeşini öldürttüğün kadınla. Şşşt. Ne biçim konuşuyorsun sen? Yalan mı söylüyorsun? Kapı çeneni. Yalan mı söylüyorsun? Sen bana en yakın arkadaşımı öldürdün. Burak, sevdiği kızın, Halide'nin annesini, kardeşini öldürdün. Bizi daha ne yapacaksın baba? Aklını başına topla. Oğlum mu oğlum demem, canını yakarım senin. Kendi çıkarı için her şeyi yapacağını bilirdim ama bu kadarına cesaret edeceğini aklım almadı. Ablamın, yeğenlerimin katili yıllardır yanı başımdaymış. Yıllardır. Sen bu kaydı başka birine dinlettin mi? Hayır. Ya seni aradım işte o gün. Sonra da enişteme gittim, tam ona dinleteceğim. Hayır, sakın. Sakın Melek. Melek, sakın bu kaydı sen Haşmet abiye dinletme. Bak, sen bu kaydı Haşmet abiye dinletirsen savaş çıkar. Hepimiz yok oluruz. Ne diyorsun sen? Çıkarsa çıksın. Ne çıkarsa çıksın. Ben bunu ölmüş ablamın anısına, yeğenlerime borçluyum. Anladın mı? Kesinlikle sana katılıyorum. Ve senin yeğenlerinin ve ablanın intikamını alman için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Hayır. Hayır. Benim ablamı öldürdüler. Benim yeğenlerimi öldürdüler. Bunu herkes öğrenecek. Bunu eniştem de öğrenecek. Anlıyor musun beni? Herkes öğrenecek. Anladım. Sevgilim,
haklısın. Senden bana güvenmeni rica ediyorum. Tamam mı? Eğer doğru zamanda harekete geçersek hem biz kazanmış oluruz hem de sen yeğenlerinin ve ablanın intikamını en ağır şekilde almış olursun. Abi. Rıfkı, haber var mı? Her yere baktık. Burak'tan bir haber yok. Nerede bu çocuk Rıfkı? Nerede? Numan'ın mahallesini basmışlar. Numan ölmüş. Ne diyorsun sen Rıfkı? Acaba Burak'ın bu işle bir ilgisi olabilir mi? Ali Rıza. Ali Rıza. Aga. Geçmiş olsun. Olacak şey değil. Sana sıkılan kurşun bize sıkılmış demektir. Ve en kısa sürede cevabı verilmelidir. Eyvallah. Numan'ın icabına bakarız bakmasına da. Numan'ın icabına bakıldı. Ali Rıza o işi gördü. Şimdi sıra ona cesaret verendi. Burak'ı kastediyorsan hedef kızın değilmiş. Burak'ı saldırmış diyorlar. Galip. Kurşunu yedin mi? Yedim. Artık benim meselem. Eyvallah. Öyle tabii. Fuat kardeş nerede? Aradım seni. Herhalde haberi yok. Yoksa böyle bir saygısızlık etmezdi. Değil mi? Hoş geldin, nasılsın? Konuşmamız lazım. Abi şimdi değil. Beklesin, sonra konuşalım. Abi, nasıl söyleyeceğiz paraların uçtuğunu? Oğlum görmüyor musun halini? Ne hale gelmiş? Bir de bugün olup bitenler. Öfkesi, nefreti sığmadı içine gitti. Hadi gidelim hadi. Anne. Oğlum. Gel. Hali de iyi. Merak etme. Biliyorum. Yanındaydım. Haşmet Bey çok üzgün. Çok. Evlat tabii. Başka bir şeye benzemez. Yarın seninle bir gidelim oğlum. Gitmeyelim anne. Senle gitme. Oğlum olmaz. Bak bir yaşanmışlığınız var. Böyle zamanda yanında olmamız lazım. Uzak kalmam lazım anne. Belki de herkesten, tüm sevdiklerimden. Nasıl söz? Söyle böyle şeyler.
Etrafıma ölüm saçıyorum anne. Görmüyor musun? Biraz dinleneyim anne. Yalnız kalayım. Çıkmadı mı bir şey? Burak'tan bir haber yok mu hala? Bir gören eden olmamış mı? Hayır, kimse bir şey bilmiyor. Bilseler de söylemezler zaten. Kesin bir şey yaptılar oğluma. Haşmet abi kusura bakma, anca gelebildim. Geçmiş olsun. Daha önemli işlerin olmadı. Öyle. Geçmiş olsun Haşmet amca. Eyvallah. Nedir mesele? Mesele Burak. Yok. Koskoca adam ortada yok. Varsa bu konuda bir malumatın... Ben canımın derdindeyim. Kızımın yanındayım. Sen Burak'ı bana mı soruyorsun? Burak da benim evladım. Kendini benim yerime koy. En son buraya gelmiş. Bu hastaneye. Sonrası yok. Zaten saldırı senin kızına değil, benim oğluma yapılmış. Orası da ayrı bir muamma. Senin oğlunun Numan'la ne işi olur ki? Ayağınıza taş değse evladımdan biliyorsunuz be. Böyle olunca insan düşünmeden edemiyor. Acaba bu işin arkasında... O lafın gerisini getirme. Duracağın yeri bil. Bil ki dönülmez bir yola girmeyelim Fuat. Belki de o yola çoktan girmişizdir Haşmet Ağa. Beni iyi bilirsin. Benim dostluğum yerine düşmanlığımı seçenler hep kaybetmiştir. Dar ettim dünyayı. Zindan ettim. Burak'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Ama eli kulağında. Bulacağım. Bulacağım ve... konuşacağım. O zaman anlayacağız. Bu dünya kime dar, kime zindan. Halide.
halinden. Ne demek lan işi varmış? Ha? Ne demek bu Rıfkı? Alıp gelemedin mi? Beceriksiz. Ne oldu? Ne olacak? Ali Rıza Bey, telefonlarıma cevap vermediği yetmiyormuş gibi Rıfkı'yı gönderdim al gel şunu diye. İşim var, bitirince gelirim demiş. Bu saygısızlığın hesabını sorarız. Sen merak etme. Yok. Bunda bir iş var Mithat. Ali Rıza fazla başına buyruk davranıyor. Haşmet dersen sürekli tehdit ediyor. Burak ortada yok. Eğer oğlumun başına bir şey geldiyse Mithat... Yok yok yok, yapamaz. Mümkünatı yok. Sen sakin ol. Eğer Burak'ın başına bir şey gelseydi biz şimdiye kadar duyardık. Ben o kadar emin değilim Mithat. Sen de çok iyi biliyorsun ki bu alemde nice cesetler sessiz sedasız denizin dibini boyladı. Ortaklarla konuşmam lazım. Bir araya gelelim. Ters bir durum var mı abi? Burak'ın abisi geldi Durağa, Murat. Kardeşini sordu. Görsen bir afra tapra bir havalar. Havasını aldık yolladık abi, ne yapalım? Ona bulaşmayın. Paraları ne yaptınız? İlgileniyoruz, konuşuruz. Olsun taksici. Tek canla bütün level'ları geçtin ha. Ama bu etap zorlu. Ben öyle Numan'a benzemem. İşte senin olayın bu, hep boş laf. Gel icraate geçelim. Ha? Teke tek. Thank you.
Halidem, hiç olmadı bu iş. Biraz daha kalmalıydık. Tedavim bitince çıkmalıydık. Bir şey yok baba. Pansuman yapılacak sadece. Onu da evde hallederim. Şimdi sen doktor değilsin, hastasın. Bundan sonra ben ne dersem o. Hadi bakalım. Yavaş. Otur. Ne yapacağız böyle? Öyle baş başa. Yalnız kalmak için mi getirdin beni buraya? Hı hı. Seninle sonuna kadar gideriz diyordum ama... Kemmer maçı erteledi ha? Gideceğiz sonuna kadar, merak etme. Eyvallah. Bekliyorum. O ikinci roundu dört gözle bekliyorum. Hadi. Ne yapıyoruz böyle? Getirdin beni böyle leş gibi bir yere. Ne yapacaksın? Ha? Beni bir kuyuya atıp merdivensiz mi bırakacaksın? Ne yapacaksın? Etrafına iyi bak. Buradan çıkış yok. Senin gözlerinin bu hayatta görebileceği son yer burası. Son durak. Ben de son durakta inerim. Benim için sıkıntı yok. Alıştım zaten leş gibi yerlere. Bir oradayım, bir burada. Kimlik kargaşası yaşıyorum. Ama sen üzerine alınma. Ben ne yapıyorsam Halidem için yapıyorum. Şimdi senin o hasta kafan diyor ki... Biz Halide'yle bir şeyler yaşıyorduk. Bu adam geldi, bozdu. Evet. Hayır. Sen Halide'yle hiçbir şey yaşamadın. Yaşamayacaksın da. Halide'nin sana karşı beslediği tek bir duygu vardı, o da acımak. Ama şimdi sen bir de ona nefret ekledin. Ne bu? Terapide miyim? İstiyorsan şöyle uzanayım. Çocukluğuma inelim ha. Anlatayım mı sana anılarımı? İster misin? Hepsi Halide ile ilgili. Sen hala çocuksun. Asla da büyümezsin. Neyse. Sana aramızdaki meseleyi kapatacağım demiştim. O gün geldi. Yerinde olsam uslu durur. Ne söyleniyorsa onu yaparım. Ne söyleniyormuş? Beraber konsorsiyuma gideceğiz. Tüm gerçekleri anlatacaksın orada. Numan'ı bana karşı nasıl kullandığını tek tek anlatacaksın. İntihar et diyorsun yani. Cezasına razı olmayacaksın. Suçları işlemeyeceksin küçük adam. Kabul. İtiraf ediyorum. Numan'la işbirliği yaptım. Onu seni yok etmek için kullandım. Ama anlamıyorsun. Bu bir suç değil. Ben konsorsiyumun itibarını korumaya çalışıyorum. Sen bizim sistemimize girmiş küçük bir virüssün. Ben de bir antivirüs programıyım. Ve seni yok etmek için her yol mübah. Bayılıyorsun boş konuşmaya. Ama artık yeter. Evet, yeter. Next. Gerçekçi olalım. Ben ötmem. Sen de beni öldüremezsin. Bu bir savaş demek. Beraber gideceğiz. Az önce bana anlattığın doğruları tek tek patronlara anlatacaksın. Ali Rıza,
Sen beni anlamıyor musun? Hı? Ben ötmem. Ne yapıyorsan yap lan. İşkence mi yapıyorsun? Vuruyor musun? Kırıyor musun? Ne yapıyorsan yap. Ama benden sana tavsiye. Beni buradan sağ çıkarma. Geri dönerim. Dönerim Ali Rıza. Geri dönerim. Bir gece ansızın seni alırım ve seni kardeşinin yanına gönderirim. Ferit! Aa, bak işte bunu beklemiyordum. Ne yapacaksın lan? Yakacaksın mı beni? Yok. Dök, 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 dök. Ya. Savaş diyorsun ha. Ha, Rıza savaş diyorsun ha, tamam. Yak. Aleyhli geceler diyorsun ha. Tamam Rıza. Dök, yak. Yak. Yak ulan. Ama unutma. Babam. Babam senin bütün aileni yakar. Bütün arkadaşlarını, bütün dostlarını, kardeşlerini, senin kainatını yakar. Bunu unutma. Bundan sonrası tufan. Tamam. Tamam. Neye tamam? Ölümlerden ölüm beğen dedin ya. Ona tamam. Ya konuşacaksın yani. Beni sen öldüremeyeceksin Aliza. Bu zevki sana tattırmayacağım. Hiç o kadar emin olma. Belki o görevi de bana verirler ha. Unutma kılıç olan benim şu an. Nedir vaziyet? Konuşacak mı? Şimdi kabul etti. Bülbül gibi şakacak. Şakacağım. Öyle bir şakacağım ki kulaklarınız sağır olacak. Haşmet ağa. Ali Rıza, buna güvenme. Bu karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Siz orasını bana bırakın. Bakalım geldi. Örekler Ramço. Getir, getir, getir. Burak belasını da başımızdan saldığımıza göre şöyle güzel bir kahvaltı yapalım değil mi ya? Allah Allah, sıcak sıcak. Ver bakalım ben. Ramço yumul yumul. Oh mis. Yalnız bu para mevzusunu hala Ali Rıza'ya söyleyemedik. O işi ne yapacağız? Aynen usta, o işi ne yapacağız ya? Söyleyelim artık ya. Oh afiyet olsun. Hoş geldin Rasim, gel. Beraber olsun. Hallettim abi ben o işi, eyvallah. Fatih, bugün benim vergi dairelerinde çok işim var, acil. Sen boştaysan birlikte gidelim. Oğlum vereceğiz parasını. Boştasın işte, gel gidelim. Helak olmayayım lan yollarda. Ne bakıyorsun oğlum bana? Kalk git, yardım et adama. Hadi. Kahvaltı falan, tamam ben gideyim. Git git. Gideyim değil mi abi? Hadi git. İyi, size afiyet olsun. Hadi. Vergi miyim oğlum? Bakma gel. Ramço. Bunlar bir dolapları çeviriyorlar. Sen bir takip et bakayım nereye gidiyorlarmış, neymiş bir anlayalım. Mendil falan çözsene. Aha, çözeceğim. Gerisi sende. Tek parça teslim et.
Gel gel. Nereye? Aa, ama bu şimdi olmadı. Ne yani, bana gösterdiğiniz muamele bu mu? Ama ben bunun hesabını ayrı sorarım sana. Hesabını ayrı soracağım. Bu iş böyle bitmez ama Rıza. Bu iş böyle bitmez. Sen gelmiyorsun Ferit. Ne demek gelmiyorsun abi? Ben bugün için ayakta durdum. Yapma, gözünü seveyim beni yollama. Ferit, sen bana Nihan'ın emanetisin. Bundan sonrası belli değil. Ali Rıza, geleceğim, seni yalnız bırakmayacağım. Gelmeyeceksin Ferit. Eğer bana bir şey olursa, ben dönemezsem sen de onun hesabını soracaksın. Tamam mı? Abi yapma. Dediğimi yap. Ali Rıza! Ali Rıza! Ali Rıza, bırak geleyim! Ali Rıza yapma! Ali Rıza! Çok şükür. İyisin değil mi Halideciğim? Ha? İyisin maşallah. İyiyim teyzeciğim, merak etme. Çok şükür. Çok korkuttun bizi Halide. Aynen, ben vurursam bu kadar korkmazdı. Derya. Ya şaka yaptım anne. Olay Burak'ın evinin önünde olmuş galiba. Evet. Peki senin orada ne işin vardı? Ya hemen öyle bakmayın canım. Sen Burak'tan pek haz etmiyorsun ya, o anlamda sordum. Kendisine sorarsın Derya. Ben o günü hatırlamak bile istemiyorum. Dünden beri ulaşamıyorum ki ona. Kimse ulaşamıyor. Ne yapayım? Beni ilgilendirmiyor. Peki annemin beni Burak'tan vazgeçirmeye çalışmasına ne diyorsun? Derya. Yeter artık. Yeter. Hastaneden yeni çıktı kız. Yeri mi şimdi bunların? Ha? Ne saçmalıyorsun sen? Ne var canım, sohbet etmeye çalışıyorum. Etme. İyi tamam, ben içecek bir şeyler alacağım. Ya hadi git. Teyze yine ne oluyor? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Ama içimde böyle garip bir sıkıntı var. Sen takma bunları kafaya, tamam mı? İyileşmeye bak. Efendim Ramço. Alo, Hasan abi. Abi kuşları takip ettim. Kumarhaneye kondular. Tamam, sen dön dura. Oğlum ortada yok. Anlıyor musunuz? Ve bunun sorumluları ellerini kollarını sallayarak dolanıyor. Fuat kardeş, sakin ol. Haşmet'in de kızı vuruldu. Onun sorumlusu Numan. Cezasını çekti. Burak'ın bir alakası yok. Öyle diyorsun ama her taşın altından da senin oğlan çıkıyor. Oğlum kayıp diyorum sana Şehboz. Anladın mı? Kayıp. Belki de öldürüp bir yerlere attılar. Bunun sorumlusu da Haşmet'le Ali Rıza. Anlıyor musunuz? İkisinin de bugün ölüm fermanı çıkacak. Göstereceğim. Aç. Ulan Ali Rıza. Benim anda yoğurdu gibi arkada taşıdın ya, bunun hesabını soracağım sana. Yavaş. At. Aç.
Salak! Yavaş! Rıfkı sakın! Yaklaşma Rıfkı! Kibritli çakmaklı huyları var. Yakar sonra. Ne oluyor? Tamam, bırak işte, bırak. Ali Rıza, bu ne cüret? Ne oluyor? Ne olduğumu onunla sor. Ya da dur sorma, ben söyleyeyim. Numan'a emri veren senin oğlum. Her şeyi itiraf etti. İtiraf değil ya. Kendi aramızda konuşuyorduk. Gizlice kaydı almışlar. Ne demek bu? Ne diyor bunlar? Ne diyorlar? Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Numan'la işbirliğine ben girdim, evet. Ben yaptım baba, niye? Niye baba, niye, niye? Niye? Bu herif yüzünden. Bu herif bizden değil. Bu herif hiçbir zaman da bizden olamaz. Bu herifi aramıza alarak en başta hatayı siz yaptınız ve ben bu hatayı düzeltmeye çalışıyorum. Anlamıyorsunuz. Bu herif bizden değil, bu herifin niyeti başka. Beni bitirmek istiyor, sizi bitirmek istiyor. Bu kurduğumuz düzeni bitirmek istiyor. Kusura bakmayın Murat Bey, alamam. Burak gelmiş, onu göreceğim. Özür dilerim. Kimseyi içeri alamam. Her şey ortada. Hükmümüzü verelim. Haklısınız. Bana bir gün müsaade. Bunca yılın hatırına sizden tek bir gün istiyorum. Bence mahsuru yok. Bir gün daha bekleyelim, hükmü öyle verelim. Eyvallah. Alın bunu buradan. Baba. Götürün bunu. Baba, beni dinlemen lazım. Götürün dedim. Bırakın, götürün dedim. Gerek. Bırak, bırak lan. Bırak lan. Beni dinlemeniz gerek. Götürün dedim. Baba bak. Beni dinle. Murat Bey sakin. Merak etme abi. Babam hesabını soracak bunun. Hesabını soracak lan size. Merak etmeyin. Murat Bey, özür dilerim. Babanızın emri. Hesabını soracağım lan size. Tek tek hesabını soracağım lan. Oğlum. Lan size ne yazacağım lan bunu? Size ne yazacağım lan? Siz ne yazdın lan? Bittiniz lan geç. Bittiniz lan! Lan! Şimdi lan hayatınızı bitireceğim lan! Lan! Ne demek bu şimdi? Ne yapacaksın Burak? Ne? Hesap sormadık, biz sen kalmıştın, tam oldu. Ben size zamanında söyledim değil mi, birlik olmanız gerektiğini, kenetlenmeniz gerektiğini. Dedim değil mi bunları? Ama siz ne yaptınız? Sanki ben bunları hiç söylememişim gibi hep kendi başınıza buyruk. Hep sorun, hep sorun. Lafı eveleyip gevelemeyi bırak. Ne yapacaksın Burak, onu söyle. Eğer ona bir şey yapacak olursan beni de düşmanın say. Hoş geldin. Hoş bulduk Melek. Halide.
İyi, çok şükür, iyi. Çok şükür. Eksik olma. Hiç başından ayrılmadın. Olur mu hiç öyle şey? Ben onun anne yarısı sayılırım. Sen geldiğine göre ben gideyim artık. Gidersin. Önce otur bir konuşalım. Otur, otur. Geç. Evet, bir şey dinletecektin, yarım kaldı. Neydi o? Ya o kadar önemli bir şey değil. Şimdi sırası da değil. Daha sonra konuşuruz onu. Sırası sırası. Şimdi duymak istiyorum. Neydi? Benim yaralarıma merhem olacaktı da başkalarında yaralar açacaktı falan. Duyalım neymiş. Efendim. Halide nasılsın? Nasıl oldun? Neden soruyorsun? Merak ediyorum. Neden merak ediyorsun? Unuttum galiba, biz artık sevgili değiliz. Sen beni terk ettin. Öfkelisin Halide. Pardon ya. Sen benim nasıl olmamı isterdin? Ben sadece iyi olmanı istiyorum. Sen anlamıyorsun değil mi? Sen yanımda yokken benim iyi olamayacağımı anlamıyorsun. Ben kapatsam iyi olacak. Aynen, kapat. Sen bu şekilde kaçmaya devam et. Hatta ne yap biliyor musun? Bir daha sakın beni arama, görme. En güzeli bu. Ben sana dinletecektim de silmiş Mithat telefondan. Nedir, neyi silmiş? İşte bu Fuat, Mithat Avrupa'ya gitmeden önce bir iş mi teklif etmiş ne bir şey. Anladığım kadarıyla seni oyunun dışında bırakmaya çalışıyorlar. Mithat da kabul etmemiş tabii ki. Eminim öyledir. Ya anlatıyorum, neden inanmıyorsun? Tabii ki öyle. Boşanacaksınız ya. Boşanmadan evvel Mithat'ın canını yakmak istiyorsundur belki de. Yapma Allah aşkına. Onlar toplantı yapmışlar senden önce. Fuat da bir takım teklifler götürmüş. Bunun gibi bir şeyler işte, bilmiyorum. Kaydetmiştim, sildi telefondan her şeyi. Niye inanmıyorsun sen bana? Bu muydu mesele? Daha ne olsun peki? Başka bir şey yoksa. Dur kalkayım. Dinlenmem lazım. Ha, dinlen sen, çok yoruldun günlerdir. Yalnız dinlenirken de biraz düşün, olur mu? Şu ara senin zekana ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Yar senin sebebi ne? Yar senin sebebi ne? Kaldın İstanbul'da, kaldın İstanbul. Fatih'im kolay gelsin. Eyvallah abi, sağ ol. Hoş geldin abi. Eyvallah. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Çay ver oğlum bize. Hemen geliyor abi, hemen yapıyorum ben. Ne yaptın? Şerefsizi paketleyip teslim ettin mi? Hallettim. Hayırdır? Batırmışsın gemileri yine bir yerlerde. Gemileri ne zaman yürütebildik ki abi? Ali Rıza. Aslanım, canı sıkkın biliyorum ama biraz da ben sıkacağım canını. Hayırdır abi? Paraları çalmışlar. Ne diyorsun ya? Kim yapar ki böyle bir şeyi?
Abi kaç gündür kıvranıyorsun görüyorum. Söyle. Eniştem, Rasim. Emin misin? Epeydir kullanıyordum. Geçenlerde de bir şey oldu. İçime bir kurt düştü. Ramço'ya takip ettirdim. Kumarhanede eziyorlar parayı. Kimle? Fatih'le. Afiyet olsun. Hoş geldin sevgilim. Açsan sana da hazırlayayım. Yok değilim. Sormayacak mısın? Bilmem gereken bir şey olsaydı anlatırdın herhalde. Bizim olayımız da bu değil mi? Herkes bilmesi gerektiği kadarını bilir. Bilmedikleri yüzünden de ölür. Ne yaptın, hallettin mi? Çok üstüme geldi eniştem. Geçiştirdim tabii. Senden önce bizim üzerimize geldi. Burak onların elindeymiş. Getirip önümüze attı. Ne yaptınız peki? Kabahati bir değil, iki değil. Artık kaçacak pek yeri yok. Enseden tek kurşun. Sanma. Fuat buna izin vermez. Öyle, tabii. Şimdi onun kafasında bin tane tilki dolaşıyordur. Oğlumu nasıl kurtaracağım diye. Ama bilmediği bir şey var. Tilkiler sadece onun kafasında dolaşmıyor. Ne yapacaksın? Derya Hanım. Artık girebilir miyim? Burak'ı görmek istiyorum. Üzgünüm. Sizi içeri alamam. Yasak. Burak, Rıfkı girsin. Ama Şebnem Hanım... Rıfkı lütfen. Derya yabancı değil. Peki. Teşekkür ederim. Telefonunuz. Çantanız lütfen. Kısa tut lütfen. Derya Hanım, kısa lütfen. Derya. Sen ne alaka ya? Başka birini mi bekliyordun? Evet. Celladımı bekliyordum. Gelsene, gel. Nasılsın? Yeni mekanım. Ortalık biraz dağınık, kusuruma bakmazsın değil mi? Çok sıkıldım çok. Çok sıkıldım. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Öyle şeyler söyleme. Beni bırakıp bir yere gidemez. Babam arkamda. Koruyacak seni. Baban mı? Gerek yok. Hem ben yarın çıkarım.
Şov yapıyorum ben öyle ilgi çekmek için. Bizimkilere şekil. Yarın çıkarım ben merak etme. Çık tabii. Çık be bana gel. Kız ne yapıyorsun? Eğer bu da olmaz. Kızım senin aklın... Geliyorum. Alo. Alo. Halide benim. Hiç uygun değilim, kapatıyorum. Halide dur, kapatma. Kapatma, önemli. Halide. Konuşsak ya, hemen kapatmasan. Sen de bir sorsan mesela... Yaşıyor musun? Ne yapıyorsun? İyi misin diye sorsan mesela ölür müsün? Vallahi ölüyordum Burak ya. Allah lafı yediğine kodun. Haklısın. Halide ben... Merak ettim seni. Öldüm meraktan. Böyle yere göğe sığamadım. İyiyim. Kapatıyorum. Kapatma Halide, bir dur. Belki de bugün benim son gecem. Biraz daha sesini duyayım. Burak sen ne saçmalıyorsun? Sana söylemediler değil mi? Söylerler mi? Taksici beni patronlara yem etti. Babalar ipimi çekti Halide. İdam kararım çıktı. Merak etme Fuat amca böyle bir şeye izin vermez. Bakacağız. Ama ben seni şu yüzden aradım. Merak ettim. Mesela diyelim ki karar çıktı ve hepsi onayladı. Fişimi çekecekler yani. Mort olacağım. Ölsem. Üzülür müsün? Ben üzülürdüm ama. Çok üzülürdüm. Sen vuruldun ya. Sanki ben vurulmuşum gibi oldu. Neredeyse ben ölüyordum. Burak çok uzattın, kapatıyorum. Halide'nin annesini, kardeşini öldürdün. Bizi daha ne yapacaksın baba?
Ne oluyor lan? Burak, sevdiği kızın, Halide'nin annesini, kardeşini öldürdü. Kızım, istediğin bilgisayar olsun senin. En kralı neyse gider onu alırsın. Değil mi kancım? Sen ne eksiğin varsa söyle, alırız tabii. Ya, yakışıklı dayım benim. Aslında şöyle fiyakalı bir araba da güzel olur ha. Rasim. Ya, ben öyle sessizlik olunca laf olsun diye ya. Ne arabası Emine? İkinci el bile almış yürümüş. Ev alıyoruz sanki ya. Araba alınır mı şimdi? Ali Rıza, senin de pek keyfin yok galiba. Nasıl olsun Emine? Halide neredeyse ölüyordu, Allah korudu. Anne eline sağlık. Size afiyet olsun. Nereye gidiyoruz kanka? Allah Allah. Beyzade'ye bak ya. Gözü yükseklerde ya. Bizimle konuşmaya tenezzül bile etmiyor. Gördün mü? Saçma sapan konuşma bak, kalbini kıracağım ha. Sakin ol şampiyon. Siz amca? Ne oluyor? Nereden? Kayıt ne? Onu geç. Şimdi benim sana bir sorum var Burak. Hayatta kalmak istiyor musun? İstemiyor musun? Yok ya. Yok, ne isteyeceğim hayatta kalmayı? Öldürün gitsin. Bu sefer de bir değişiklik olsun. Bırak zevzekliye Burak. Bak bu mesele ikimizin arasında kalacak. Baban ya da başka biri duyarsa ses kaydını Haşmet'e yollarım. Haberin olsun. Yolla. Yolla gitsin ya. Yolla gitsin. Düşene bir tekme de sen vur. Ne istiyorsun? Bir seçim yapmanı istiyorum Burak. Seçim mi? Benim hala bir seçim yapma hakkım var mı? Diyelim ki hayat seni bir yol ayrımına getirdi. Ki geldin. Kiminle yürümek isterdin? Abinle mi? Yoksa babanla mı? Hoş geldin. Sanıyorum yarınki toplantı hakkında konuşmak istedin. Malumun üzere idam kararı kesin. Öyle. Ve inan bana çok üzgünüm. Ama bu kuralları biz koyduk. Eğer çiğnersek itibarımız zedelenir. Şüphesiz. Ama yine de insan göz göre göre, bile bile evladını nasıl ölüme yollar? Bir plan kurulmuş. Fuat Ersoylu'nun her daim bir planı vardır Mithat.
Benimle misin, değil misin onu öğrenmek istedim sadece. Malum, etrafımda senden başka güveneceğim kimse yok. Sen iyi ki varsın. Evlat, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Gece çıktım dolaşıyorum işte. Sen benim ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Haber vermeden öyle şeyler yapıyorsun ki... telefonları da açmıyorsun. Şu ara telefonlar çekmiyor. İntikam mı baskın çıktı? Öyle mi düşünmeliyim? Hı? Yoksa anlık bir öfke miydi? Geçti mi? Sen ne zannediyordun? Fuat kendi oğlunun kellesini mi alacaktı siz dururken? Sen, Haşmet. Eğer başarır da ölürseniz kimsenin umru olmaz. Hayat devam eder. Evet, başarabilir. Ama başaramayacak. Sen bana fazla güveniyorsun. Her an ben seni kollayamam. Ben güveniyorum. Ama sana değil, kendime. Operasyon hakkında şüphelerin... İnsan hep yakınındakilerden şüphelenirmiş. Özellikle en sevdiklerinden. Benden yana şüphelerin mi var? Olmalı mı?
Takılıyorum bu Zafer amca. Etrafımda hoşuma gitmeyen şeyler oluyor. Bu kazandığım güç beni değil ama sevdiklerimi değiştiriyor sanırım. Bu beni çok korkutuyor. Sevdiklerimle karşı karşıya gelme ihtimalim yani. Haline mi? Hı? Doğru karar verdin evlat. Tereddüt etme. Bizim gibiler için aile kurmak bencilliktir. Bilmem gereken başka bir şey var mı? Yok. Yok. Ne olacak? Sabri abi git sen. Abi git. İşin bitince alırsın. Peki ben sahilde bir çay içeyim. İyi iç. Allah'ım yarabbim ya. Senin sinirlerin bozulmuş anlaşılan. Abicim ama hala sen burada duruyorsun, gitmiyorsun. Hadi. Çok özür dilerim ya. Ah. Ben nasıl oldu anlamadım. Nasıl olduğu belli. Ah. Madem buradasın. Kal biraz daha, ben de sana bir kahve yapayım, içeriz.
Sağ ol. Afiyet olsun. Hayırdır? Bir derdin mi var? Yoksa sen de benim gibi sevgilinden mi ayrıldın? Ne biliyorsun, belki keyfim yerinde. Ona şüphe yok canım. Bayağı keyiflisin, belli. Sen niye çıktın haline? Daha iyileşmedin. İyiyim ben, bir şeyim yok. O ne demek ya? Kurşun yedin haline. Sen benden daha mı iyi bileceksin? Doktor olan benim ya. Ateşli silahlar uzmanı da benim. Tabii. Sen yara açmayı iyi bilirsin. Hemen sus zaten. Değil mi? Öyle ağzını açıp iki kelime falan sakın etme. Herkesin bir tabiatı var. Huyum bu diyorsun yani. Peki. O zaman dinle. Yani en azından bunu yapabilirsin diye düşünüyorum. Kulaklarım var çünkü, duyarsın. Hiç gülme Ali Rıza. Çünkü bazı insanların kulakları vardır. Ama duymazlar. Gözleri vardır. Ama görmezler. Dilleri vardır. Ama konuşmazlar. Ben onlardan mıyım? Bilmem. Bilmiyorum, onu sen söyle. Ben mesela tıp okudum. Sayısalcıyım. Matematik, fen falan. Net, düz, anlaşılır bir insanım. Neden sonuç ilişkisi bilinen. Peki burada sonuç ne? Sonuç ayrıldık. Ben onu anladım. Peki neden? Onu bilmiyorum. O yok çünkü. Lafı evirdin, çevirdin. Söyleyeceğin yere getirdin, bravo. Anlamıyorum çünkü Ali Rıza. Ben kime inanacağımı bilmiyorum. Beni sevdiğini söyleyip herkesi karşısına alan adama mı? Yoksa bütün bunlara rağmen beni terk eden adama mı? Konuştuk bunu. Konuşmadık. Sen ağzında bir şeyler eveledin, geveledin, gittin. Ali Rıza, ben aptal değilim. Şu an bile bana nasıl baktığını görebiliyorum. Bana tek bir neden söyle. Bana inandırıcı, gerçek tek bir neden söyle. Yemin ederim ağzımı açıp tek bir kelime bile etmem. Söyle. Söyleyemezsin çünkü yok. Sizin o aptal erkek dünyanızın dışında bir neden yok. Ne alakası var? Çok alakası var. Başta babamdan çekindin. Sonra da diğerleri. Racona ters falan çünkü, değil mi? Onlar gibi olmadığımı biliyorsun Halide. Başta değildin. Evet. Ama giderek onlardan biri oluyorsun. Ali Rıza, aklınca beni korumaya çalıştığının ben farkındayım. Çünkü zaafım değil mi senin için? O yüce hedeflerine ulaşmak için engel olurum. Yükseleceksin ya. Ha, gitsem iyi olacak ya. Ha, git tabii ya. Git. Gerçekleri duyunca kaç. Thank you.
Gel otur. Sana gerçeğin ne olduğunu söyleyeyim mi? Söyle. Ölüm Halide. Ölüm. Ben de sevdiklerimi hayatta tutmaya çalışıyorum. Bunun için benim ölmem gerekse bile. Sevdiklerinden biri de benim. Bir yerde kendimize yeniden bir hayat kurarız. Sen de ben de geçmişimizi geçmişte bırakıp gideriz. Sen bu dünyayı benden daha iyi biliyorsun Halide. Bu dünyanın içine doğdun. Her şeyi gördün, yaşadın. Evet. Tam da bunun için söylüyorum. Mirza, ben daha bu dünyadan kazananı görmedim. Duymadım. Er ya da geç herkesi kaybeder. En başta sevdiklerini. Baba. Kendi mekanımızda, kendi patronluğumuzda böyle bir şey yaşayacağım aklıma gelmezdi. Baba. İş. İş bu. İş. Her zaman önce gelir. Aileden önce değil elbet. Murat. Gel oğlum sen de. Abi. Seni düşmanlarımıza yem edecek değilim. Ama hep birlikte yem olmak da istemem. Onun için Murat, kulaklarını aç, söyleyeceklerimi iyi dinle. Dinliyorum baba. Biraz sonra hakkında hüküm verilecek. Sakın itiraz etme, direnme. Verilecek cezayı onurlu bir şekilde karşıla. Ama şüphen yok herhalde baba. Yok tabii ki. Ama öfke insanı yanlışa sürükleyebilir. Sakın. Sakin kalmaya çalış kardeşim, tamam mı? Tamam abiciğim. Tamam, ben sakin kalacağım. Sakinim. Şu an heyecanlandım. Peki, plan ne? Ne yapıyoruz? Hüküm verildikten sonra seni buradan götürecekler. Ama endişelenme. Yabancı yok, bizim çocuklar. Hatta sonra Fikret de dahil olacak. Fikret her şeyi ayarlıyor. İlk benzinci de seni kaçıracak. Benzinlikte. Güzel. Vay be. Fiko var, huzur var.
Güzel. Sonra ben ne yapacağım? Sonra yıllarca çalışıp didinip kurmaya çalıştığım bu birliği yıkmaya, dağıtmaya çabalayan bütün o içimizdeki hainleri bir bir bulacağım ve yok edeceğim. Daha güçlü olacağız. O gün seni tekrar yanıma alacağım. Ve ondan sonra oğullarımla birlikte yepyeni bir düzen kuracağım. İşte bu be. Canım babam. Aslan kardeşim, aslan. Umarım doğru bir şey yapıyoruzdur Mithat. Sevgilim, bugüne kadar doğru olanı yapmasaydık, şimdi bana ceketimi değil, kefenimi giydiriyor olurdun. Konuşma öyle. Allah korusun. Görüyorsun işte. Ablamı öldürdüler. Yeğenlerimi öldürdüler. Eğer ben arkamızda sapasağlam durmasaydım, biz de ölürdük. Hepimiz ölürdük. Biliyorum, söyledim. Sen ailemiz için, benim için her zaman çok kıymetlisin. Bunu bil. Allah muhabbetinizi arttırsın. Amin kızım, gel. Baba, Burak kurtaracaksın, bana söz verdin, unutma. Elbette kızım. Elbette. Elimizden geleni yapacağız, sen merak etme. İyice kaçtı huzuru evimizin. Bizim gibiler için huzur toprağın altındadır Şebnem. Beyler hepiniz hoş geldiniz. Oturun lütfen. Herkesin malumu üzere bugünkü mevzumuz evladım Burak Ersoylu'nun akıbeti. Suç belli, cezası belli. Bence çok uzatmadan verelim hükmü. Uzatmayalım. Bir baba olarak daha fazla incinmeni istemeyiz. Adaletimiz terazi gibi şaşmaz, kılıç gibi keskindir evelallah. Evladım dahi olsa incinmem. Madem öyle, adalete sığınmak gerek. Oylayalım. Burak Ersoylu'nun işlediği malum suçlar sebebiyle cezalandırılmasına evet diyenler.
oy birliğiyle Burak Ersoylu'nun cezalandırılmasına karar verilmiştir. Gidiyoruz. Seni böyle alalım. Tabutun önü arkası fark etmez. Seninle hesabım bitmedi Ali Rıza. Bitmez. Anladın? Kemerini takar mısın? Kaşı mı bu? Aynen. Orijinal kaşı. Nereden aldın? Çorluk yapmadım. Hırsızlık değil yani. Kendi paramdan aldım. Oğlum mısın? Hangi dükkandan aldın manasında soruyor sana. Ha, pazardan aldım. Pazarda? Ha. Evet. Nasıl, pazarda ceket mi satılıyor? Satıyorlar, satıyorlar. Böyle orijinal, sahte. Ne istersen var pazarda. Ama küçük pazarlarda değil. Büyüklerine gideceğim pazarın. Değil mi? Aynen. Doğru söylüyor. Vay be. Gider ayak bir şey daha öğrendim. Kendime not. Bir daha dünyaya gelirsem pazara gideceğim. İsraf, israf. Bu hayat israf. Boşa harcıyoruz hep. Yazık. Ne oldu? Neye güldün? İsraf falan dedin ya. Sende her türlü ayak vardı. Karun kadar paran da vardı. Ne oldu şimdi? Üzüle üzüle buna mı üzüldün? Üzüldüm, evet. Üzüldüm. Harcadım oğlum ben, harcadım. Çok para harcadım. Mekanlarda, alemlerde, etrafımda yüzlerce insan. Nerede şimdi onlar? İsraf işte. Harcamayın oğlum, harcamayın. Canınız pahasına kazandığınız paraları öyle harcamayın. Bizim gibi adamların nerede nasıl öleceği belli değil. Bak, misal ben. Harcamasak dölebiliriz. Doğru diyor vallahi. Vallahi doğru söylüyorsun. Güzel laf ettin.
Hani tipine baksan senden böyle bir mantık çıkmaz derler. Adamın içinden Sokrates çıktı. Gider ayak Burak Ersoylu'ya da lafı gömdüm dersin. Neyse. Uzun lafın kısası beyler. Hayat kısa. Değerini bilin. Ha. Sizden ricam. Bu alemde sorarlarsa. Hani o Burak Ersoylu gider ayak ne dedi diye. Kimseye güvenmeyin dedi dersiniz. Babanıza bile. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Benzin bitiyor oğlum. Sen buna benzin koymadın mı oğlum? Sabah ben koyacağım demedin mi sen? Verdim ya ben sana parayı ya. Ne parası oğlum ya? Sen günleri karıştırıyor olmayasın. Ya sen karıştırıyor olmayasın. Verdim sana sabah 500 lira saydım elle böyle takır takır saydım. Sanki hırsızlık yaptım ya. Bende falan para falan yok ya kardeşim. Ya sana hırsızlık yaptım diyen mi var ya? Baksana şu cebine bile. Bir yere mi düşürdün, ne yaptın? Torpide mi koydun yoksa ya? Adama şuraya para falan yok diyor ama hala cebine memine der. Yok. Dur tamam ben bakayım, ben bakayım. Sen önüne bak. Yok abi burada para falan tamam, ya. Tamam yoksa yok, önüne bak sen ya. Kaza yaptıracağım bize. Öldürecek misin sen bizi? Ne gülüyorsunuz ya? Ne gülüyorsun dayı? Öyle öldüreceğim falan dedin ya. Komikti ya. Komik mi? Ölüm komik mi? Ölüm komik değildi. Ölüme giden biri için... Neyse. Belki de ben değil de... siz öleceksinizdir. Şaka şaka. Komiğime gitti, şaka yapayım dedim. Şu benzinliğe gir. Kaçırma, bu benzinliği kaçırma. Gir sağa. Şimdiden söyleyeyim, bende de para yok ha. Al başlarız. 200 lira ateşte birader. Oğlum uğraştırma bizi, fullesene ya. Hoş geldin. Abi hoş geldin. Eyvallah. Fiko'ya ne yaptınız lan? O iş gelmedi. Baban ölüme korkmadan onurlu bir şekilde gitmeni istedi. Hadi beyler.